سُرُ أَحْيَاءِ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الذين يؤمنون بالغيب أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ankara'mızın vergi dairelerinin değerli müdürlerinin, değerli üstadlarım, Fahret Bağımsız Denetçiler Derneği'nin mensupları, üyeleri, Ankara içinden ve Ankara dışından bizi kırmayarak gelen sevgili üstadlar, sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Var gel. Bir süreden beri bir gelenek haline getirdiğimiz Ankara'mızın değerli vergi dairesi müdürlerinin her yıl bir iftar masasında toplama geleneğimizi bu yıl Badet çatısı altında Badet'in değerli mensuplarının da katılımıyla başka bir versiyon olarak biraz daha large bir hale getirerek bugün burada buluştuk. Bir vesile hepimizin iftarı, Ramazan'ı mübarek olsun. Değerli arkadaşlarım, çorbayı ve böreği yediğinizi birazcık kendinize geldiğinizi düşünerek arada denetimle ilgili gerek meslek yaşantımdan gerekse hepinizi ilgilendiren birkaç konudan söz etmek istiyorum. Denetim lügat anlamı ve yaşamımızın içerisindeki rolüyle ürkütücü bir kelime arkadaşlar. Ben belki de bu salondakilerin meslek yaşamı itibariyle en eskilerinden biriyim. Yaklaşık 40-45 senemi verdim bu işe. Özellikle mesleğimin ilk 20-25-30 senesi diyelim hatta. Benim için denetim ne zaman bir vergi müfettişi veya bir SGK müfettişi defterlerimizi incelemeye alacak, nerelerden canımızı yakacak, ne yapacağız, ne edeceğiz, işte mükellefi bir 359 yazarsa arada bizi de koyar mı gibi korkularla, kaygılarla geçti. Denetim kelime itibariyle
itibariyle irite edici, ürkütücü bir deyimdi. Şimdi bu salondakilerin pek çoğunun artık yeni TTK'nın 397. maddesinin yürürlüğe girmesi, KGK kurumunun ihdas edilmesi, denetimle ilgili kriterlerin giderek neredeyse yakın bir gelecekte tüm şirketleri kapsayacak hale getirilmesi gibi beklentiler nedeniyle belki de denetim lügat manasını da artık değiştirerek birçoğumuzun ekmek kapısı haline bile gelebilecek bir duruma geldi arkadaşlar. Biz bu meyanda buradakilerin pek çoğu adına bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çoğunuzu tanıyorum, çoğunuz sınıf arkadaşım oldunuz bu süreç içerisinde. Bağımsız denetimle ilgili kurslara gittik. Bununla yetinmedik. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yüksek lisansımızı yine bu konuda yaptık. Yüksek lisans birlikteliğini Alfabeta Bağımsız Denetim Şirketi unvanlı bir şirket çatısı altına aktarıp bu işi profesyonelce yapmak düşüncesiyle bir şirket oluşturduk. Şirketimiz de başarıyla yoluna devam etmekte arkadaşlar. Birçok firmanın, birçok belediyenin denetim işini almış bulunmaktayız. Bu konuda şirketimizin full time çalışmalarını, vakitlerini, emeklerini esirgemeden sevgili üstadımız Abdullah Çavuş ve Burhanettin Bey çok yoğun bir emek vermekteler. Bir vesile şirketimiz adına da kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Çok yoğun bir çalışma içindeler. Dolayısıyla denetim artık bildiğimiz denetim olmaktan çıktı arkadaşlar. Yani eski TTK'nın zannediyorum 353-357. Maddelerindeki o her yıl genel kurullara pek çoğumuzun çok net bildiğim için söylüyorum. Denetçiyi, gerçek denetçiyi bulup da şunu imzala bile demeye hacet kalmaksızın altına bir imza çatarak genel kurul evrakları arasına koyup bakanlığa verdiğimiz o denetimler, denetim raporları bitti, tarihe karıştı. Yok artık öyle bir denetim. Zaten olmasındı, ilgili olmadı. Ve farklı bir kullara, farklı bir yapıya büründü denetim. Zannediyorum an itibariyle, eğer yanlış hatırlamıyorsam rakamları, 40 milyon ciro, 80 milyon aktif büyüklüğü ve 250 kişiden fazla işçi çalıştıran şirketler TTK 397. maddesi kriterleri gereği bağımsız denetime zorunlu olarak tabi arkadaşlar. Biz bu meyanda bir de BADET, Bağımsız Denetçiler Derneği adlı zaten var olan, öteden beri var olan ve faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketimizi de denetimle ilgili bu süreci hızlandırmak, eğitim çalışmalarını yoğunlaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birazdan sevgili başkanımızı mikrofona davet edeceğim. O size bu alanda bir de televizyon kurduğumuzun müjdesini verecek. İnşallah televizyonumuz da faaliyete geçecek. Ve denetimle ilgili sizi fazla sıkmadan bir iftar yemeği esprisiyle bir takım şeyleri anlatmaya çalışacak. Arkadaşlar ben fazla uzatmadan hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah tekrarına erdirsin. Daha nice iftarlarda inşallah buluşuruz diyorum. Sözü Sayın Başkanımız Abdullah Çavuş'a bırakıyorum. Kendisini davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ama öncelikle Sefa kardeşime bir yemek duası için kürsü arz ediyorum. Amin. Bizleri yoktan var eden, bizleri yedirip içeren Rabbimize hamd olsun.
Kainatın Efendisi sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Mağfiret ve rahmet tüm burada bulunan kardeşlerimizin üzerine olsun. Yüce Rabbimiz, dilediğine mülk veren, dilediğinden mülk alan sensin. Dilediğine rızıklar veren, nimetler veren yine sensin. Dilediğini aziz eden sensin. Dilediğini zelil eden yine sensin. Dilediğine dert verip, dilediğine de derman aratan yine sensin. Ya Rabbimiz, senin ikram ve ihsanına her daim muhtacız. Ellerimizi açtık, sana dualar etmekteyiz. Sana açtığımız elleri boş çevirme Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla Allah'ım. Sağlık, huzur ve mutluluklar nasip eyle Allah'ım. Bizleri dünya ve ahiret nimetlerinden mahrum etme Allah'ım. Kıtlık verip açlıkla terbiye etme Allah'ım. Bizlere verdiğin tüm nimetlerini şükrü eda edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri razı olduğu kullarından ve cemalini görenlerden eyle ya Rabbim. Ülkemizi yıkmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Yöneticilerimize ve güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet ver Allah'ım. Bizleri bu mübarek günde, bu iftar sofrasında buluşturan derneğimizin hedeflerine ulaştırmayı nasip eyle Allah'ım. Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennam. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekum nisab. Bir rahmetke erhamer rahimin. El Fatiha. Değerli konuklarımız, çok değerli meslektaşlarım. 2012 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni ticaret kanunu ile malumlarınız olduğu üzere birçok alanda önemli düzenlemeler yaptı. Bizi ilgilendiren en önemli düzenleme ise sermaye şirketlerinin öteden beri çaycı, çorbacı, kısım akraba şeklinde atamaları yapılan muhakkıplık ve denetim kurulu sistemler kapatıldı. Bunun yerine bağımsız denetim mesleği ortaya çıktı ve bağımsız denetimle ilgili bir bağımsız otorite olan kamu yönetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu oluştu. Bizler geçiş döneminde 15 yılı dolduran mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, anlaşmalı üniversitelerden almış olduğumuz eğitimler sonucunda ve eğitimler sonucu yapılan sınavlar gereği bağımsız denetim belgesini almış bulunmaktayız. Derneğimiz 25 Temmuz'da yürürlüğe giren ticaret kanunundan hemen 2 gün sonra yine büyük bir tefavuk sonucu bir Ramazan günü İller Bankası'ndaki bir arkadaş sohbeti esnasında kuruldu. Ve büyük bir tesadüf ki yemekte 7 arkadaşımız vardı. 80. misafirimiz ise bu kanunu, 6102 sayılı ticaret kanunun hazırlanması ve mecliste yasalaşması aşamasında çok büyük emekleri olan İş Ticaret Genel Müdürümüz Sayın İsmail Yücel'di. Ben o iftar sofrasında arkadaşlarımıza geçmişte Meslekler Birlik Dernekleri yönetiminde yapmış olduğumuz başkanlık yöneticiliklerden aldığımız deneyim ve birikimler ve gelecek öngörüsüyle böyle bir meslek oluştuğunu, bu mesleğin de gelecekte öncelikle dernekler bünyesinde, daha sonra da olası bir mesleki odalar bünyesinde şekillenecek ve kurumsallaşacağı öngörüsünden hareketle dernek kurmamızın faydalı olacağını o gün arkadaşlarıma açıkladığımda en büyük yardımcımız bize İsmail Yücel Bey'di. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın ikna olmasında, böyle bir derneğin kurulmasının faydalı olacağı noktasında çok emeği olmuştu. Bugün bir aile yemeği olduğu için katılamadılar. Dün kendileriyle birlikteydim. Hassasiyetini ve selamlarını size
özellikle iletmemi istedim. Girifler Yemen'de kurulduğunu ifade etmiştim. Buradan hareketle her yıl düzenli olarak Ramazan ayında meslektaşlarımızla iftar yemeklerinde bir araya gelmeyi geleneksel hale getirdik. Keza derneğimizin halen başkan vekilliğini sürdürmekte olan Sayın Mehmet Ertürk abimiz de Ankara'da Ramazan aylarında vergi dairesi müdürlerimizle ve vergi dairesi çalışanlarla, müdür yardımcılarıyla iftar programları yapmaktaydı. Bu sefer programımızı birleştirmenin bizim için uygun olacağını kendisi de istişarelerimiz sonucunda uygun gördü ve bugün çok değerli vergi dairesi müdürlerimizle bir aradayız. Biraz önce Mehmet abi konuşmasında denetim kavramının negatifliğinden söz etti. Ne yazık ki ülkemizde denetim denildiği zaman sadece hala akla ceza gelmekte. Trafik denetimi, vergi denetimi, polis denetimi, gümrük denetimi gibi denetimin geçtiği her yerde illaki sonuçta bir ceza olacağı düşüncesi hakim. Halbuki hayatımızda, günlük hayatımızda almış olduğumuz birçok önemli karar için doğru bilgiye ihtiyacımız var. Sosyal yaşantımızda vermiş olduğumuz siyasi kararlardan, özel yaşantımızda vermiş olduğumuz evlilik kararına kadar, yatırımlarla ilgili yapacağımız harcamalar ve yatırım alanlarıyla ilgili de finansal kararlara kadar doğru bilgiye ihtiyacımız var. Ama bilgi sağlayıcıları bu bilginin doğruluğu üzerinde zaman zaman kişisel çıkarlarından dolayı manipülasyon yapmaktadır. İşte bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve doğru bilgiyle doğru karar verdiğimiz zaman gerek özel yaşantımızda, gerekse finansal yaşantılarımızda ve ekonomik hayatta başarılı sonuçlar alınmasına neden olacak kararlar alacağız. Bu anlamda uluslararası bir kavram olan bağımsız denetim, özellikle Enron gibi, Parmalat gibi dünya çapında büyük yolsuzluklara neden olan şirketlerin ve sansasyon yaratan yolsuzlukların sonucunda yeni bir bağımsız denetim adı altında denetimi yeniden yapılanmasına karar verildi. Ülkemizde bu yapılanlardan çok geç kalmadan nasibini aldı. Dünyadan belki 5-10 yıllık bir süre gecikmeyle bu bağımsız denetim yapılanmasını kurmuş bunlardı. Nedir bağımsız denetim? Yatırımcılara, ekonomistlere, ekonominin tarafı olan alıcılara, satıcılara, bankalara, kredi verenlere, şirketlerin çalışanlarına, söz konusu şirketlerin mali tablolarının güvenilir, tam, eksiksiz bilgiler içerdiğini teyit eden bir denetim türü. Bu anlamda vergi denetiminden farklılık ifade etmektedir. Vergi denetimi geleneksel olarak ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla inceleme yaparken bağımsız denetçiler şirket içi yolsuzluklar konusunda, şirket içi manipülasyonlar konusunda şirketin sadece kamu kaynaklarının değil özel kaynaklarının da doğru yerlere gidip gitmediği konusunda denetim yapmakla, erken uyarı sistemi kurmakla görevlendirmişlerdir. Nitekim yapmış olduğumuz denetimlerden birinin adı da riskin erken tespiti denetimidir. Bu anlamda bağımsız denetimin öneminin sadece biz bağımsız denetçiler tarafından değil, bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların ne kadar kıymetli olduğunu bilecek olan ve bu tablolardan sonuç çıkaracak olan kamu kurumları, vergi ve SSK'a başta olmak üzere, bu şirketlerin alıcı ve satıcıları, bu şirketlerin çalışanları ve kredi veren kurumlar gibi kurumların bağımsız denetimin önemini anlaması ve bağımsız denetimden geçmiş tabloların ülke ekonomisindeki olası pozitif değerlendirmelere neden olacağını bilmesi gerekmektedir. Biraz önce konuşmamda Enron ve Parmalat yolsuzluğundan bahsetmiştim. Malumunuz yolsuzluk dendiği zaman sadece aklımıza kamu kaynaklarının israf edilmesi anlamında kamu yolsuzlukları gelmekteydi ve yolsuzluğun tanımı da Dünya Bankası ve IMF'de tarafından bu şekilde yapılmıştı. Kamu kaynaklarının
kişisel çıkarlar için kullanılması, menfaat temin edilmesi. Ancak büyük şirketlerindeki meydana gelen yolsuzlukların boyutlarının kamu boyutlarına ve kamunun ötesine ulaşmaya başlaması sonucu bu yolsuzluk tanımında bir değişikliğe gidildi. Artık kamu denilmekte, kamu ve özel kaynakların kişisel menfaatler için kullanılması denilmekte. Bugün bağımsız denetçiler, hile ve suistimal denetimi, riskin erken tespiti ve bağımsız denetim raporları konusunda uzmanlaşmış ve uzmanlaşmakta olan insanlardır. Dün Kamu Gözetimi Kurumu Başkanımızla birlikteydim. Malumunuz 5 yılda bir hizmet içi eğitimler almak zorunda. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle şu anda 3 yılda bir zorunlu hizmet içi eğitim yapılmak zorunda. Bağımsız denetçiler için. Keza her yıl belirli bir kredide eğitim alınması mecburi hale gelmekte. Bugün yarın eğitim yönetmeliği yayınlanmakta. Bir bağımsız denetçi 3 yılda en az 120 saat ya da 120 kredi eğitim almaz ise bağımsız denetçi ruhsatı askıya alınacak. Şöyle geçeceğiz. Dolayısıyla eğitim önemli bir kavram. Dernek olarak da biz bu eğitimin farkına vardık. Hatta kamu gözetiminden ve diğer otoritelerden çok önce farkına vardık. 2013 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bir eğitim programı imzaladık. İlk grup benim de içinde olduğum 25 arkadaşımız bu eğitimi uzun gibi gelecek ve belirli meslek mensupları için orta yaşı üzerindeki bir eğitimdi. 8 ay göz açıp kapanıncaya kadar geçti ve o eğitimden kaynaklı arkadaşlık ve dostluklarımızın ürünlerini alır olduk. Şöyle ki 25 arkadaşımızla birlikte madem biz bu an sizden için belgesini aldık, keza bunun en iyi şekilde yapma iddiasındayız. Yüksek lisansı da Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli, özellikle denetim konularından ağırlıklı bir yüksek lisansı yaptık. O halde biz dünyadaki yabancıların hakimiyetinde olan denetim firmalarına benzer milli bir denetim firmasını niye kurmayalım sorusuna cevap olarak o zamanki hocalarımız ve keza o zamanki kamu gözetiminin değerli başkanı, bugünkü Sayıştay Başkanımızın da teşvikleriyle 25 yüksek lisans mezunu arkadaşımızla 40 ortaklı uluslararası denetim yapmak üzere Alfa Beta bağımsız denetim ve bağımsız denetim ve danışmanlık AŞ firmasını kurduk. Halen firmamızın yönetim kurulu başkanlığını başarıyla 3 yıldır ve özveriyle Sayın Burhanettin Yaşar Türk ifa etmekte. Yönetiminde Sayın Noyan Oğuz kardeşim ve Ali Zahir Demirayak kardeşim görev yapmakta. Bunlara da bugüne kadarki başarılı özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim önemli. Dernek olarak da eğitimin devamlılığına karar verdik. İkinci yüksek lisans programından da 25 arkadaşımız mezun oldu. Aramızda ikinci yüksek lisans programından mezun olan arkadaşlarımız da bulunmakta. Bu yetti mi? Yetmedi. Derneğimize bir eğitim, sürekli eğitim merkezi oluşturduk. Bugüne kadar 40 önemli konuda eğitim verildi sürekli eğitim merkezinden. Sürekli eğitim merkezinin dışındaki sayısal olarak büyük eğitimlerde ise yine derneğimizin kurucularından ve derneğimizin kurmuş olduğu şirketin ortaklarından rahatsızlığı sebebiyle aramızda olan Sayın Cemil Tekin Bey'in genel müdürlüğünü yapmış olduğu Bursa Belediyesi'nin bir şirketinin Ankara Kalesi'ndeki güzel Bursa evindeki 90 kişilik salonlarında 8 ya da 10'a yakın Allah sağlık versin başta Şükrü Kızılot Hocam'ın da katıldığı en üst seviyedeki kamu ücretini ve Gümrük Ticaret Müsteşarlığı'nın Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın yetkilerinde katıldığı seminerler verdik. Bu yetmedi. Bağımsız denetimin nasıl yapılacağını, uygulamanın nasıl olacağını bilen çok azdı. Teorik eğitimler almıştık. Yine bu otelimizin kardeş oteli olan Mali Müşavirliğini Mehmet abinin, Yeminli Mali Müşavirliğini Osman abinin yaptığı ve kuruluş şirketimizin de bağımsız denetimini yaptığı Holiday Inn Oteli'nde
2 gün süren uygulamalı bağımsız denetim eğitimi verdik. Sözleşmeden bağımsız denetim raporuna kadar geçen süreleri bağımsız denetçilere anlatmaya çalıştık. Keza genç mesleğe yeni girmek isteyen bağımsız denetim sınavlarına giren arkadaşlar için de bu konu kamu gözetimi açısından yeni bir konu olduğu için çıkacak sorular ve kaynak konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek amacıyla derneğimizin sürekli eğitim merkezinde bağımsız denetim sınavlarına hazırlık kursları ve eğitimlerini de verdi. An itibariyle derneğimiz bir sanal dergi çıkarmakta. Bunun ötesinde eğitimin ve yeni çıkacak olan eğitim yönetmeliğinden hareketle her bir bağımsız denetçinin 3 yıl içinde en az 120 kredi saati eğitim alma mecburiyetinin farkında olarak kamu gözetimiyle yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde bu eğitime talip olmak amacıyla bir eğitim akademisi oluşturmaya karar verdik. Bugün burada bir arada olmamızın iftar münasebetiyle Ramazan'ı, kutsallığını, birlikteliğini birlikte yaşayacağımız olmanın yanı sıra denetim akademisi ve denetim TV hakkında da siz değerli konuklarımızı ve meslektaşlarımızı bilgilendirmek ilk elden bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı tertip etmiş bulunmaktayız. Denetim Akademisi isimli web sayfamızda denetimin milli kütüphanesi olmayı hedeflemekteyiz. Dün gittiğimde kamu gözetimi kurumu başkanına bu konuyu açtığımda kendilerinin de böyle bir çalışma yapmak istediklerini ancak şu ana kadar yetiştiremediklerini ifade etti. Biz şirketimizde çalışan, derneğimizde çalışan iki arkadaşımızın ve hariçlerimize yardım eden arkadaşlarımızın desteğiyle Bağımsız Denetim Akademisi sayfamızı oluşturduk. 1000 tane master ve doktora tezinin Bağımsız Denetim Akademisi'ne eklemiş durumdayız. Keza 1500 tane de vergi ve muhasebe konulu, keza denetim konulu makaleyi de oraya eklemiş durumdayız. Bunun ötesinde meslektaşlarımızdan haberler ve mesleki sunumların tamamı da Bağımsız Denetim Akademisi'nin sayfasında ücretsiz olaraktan tüm meslektaşlarımızın, bunun dışında 103 bin tüm okuyası meslektaşımızın, keza 180'in üzerindeki üniversitelerdeki İktisat İşletme Fakültesi öğrencilerinin bilgisine, araştırmalarına açılmış durumda. Bağımsız Denetim Akademisi'nin çalışmaları bununla sınırlı kalmayacak. Uluslararası kaynaklar ve sanal anlamda çıkarılmış olan tüm kitapları telif hakkı sorunu yaşanmaması için ilgilerle görüştükten sonra tüm meslektaşlarımızın, akademisyenlerin ve ilgililerin bilgisine arz etmeye devam edeceğiz. Akademi ve eğitim önemli. Dernek olarak bu önemin farkındayız. Bunun yeterli olmadığını gördük. Bir de ekranda dönmekte olan tanıtım videosundan göreceğiniz üzere Denetim TV diye bir web televizyonu kurmaya karar verdik. Burada da TRT'den arkadaşlarımız, Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarımız ve keza bilgi işlem konusundaki deneyimli arkadaşlarımızdan oluşan bir 6-7 kişilik kadro ile mesafe alma yolunda gayret sarf ediyoruz. Denetim TV'de neler yer alacak? Denetim TV öncelikle 120 bin olan stajyerleriyle beraber TÜRMOB üyesi ve TÜRMOB'a üye olacak gelecek nesillere denetim, muhasebe konularında uzaktan sanal eğitimler verecek. Dünyada bu konuda önemli gelişmeler olmakta değerli arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda üniversitelerin %20'sinin uzaktan eğitimin yaygınlaşması sonucu dünyadaki üniversitelerin kapanacağı öngörüsü var. Biz de buradan hareketle Denetim TV ve Denetim Akademisi'ni birlikte düşünerek verilecek eğitimlerle, planlanacak eğitimlerle, keza kamu gözetimi kurumunca 120 saat
kredi esas almak suretiyle verilecek hizmet içi eğitimlere talip olmak suretiyle birlikte kurumsal büyük bir yapı oluşturmayı hedeflemiş durumdayız. Bu nedenle gerek denetim akademisinde yazılarınız varsa, makaleleriniz varsa, denetimle ilgili faydalı olduğunu inandığınız, olduğuna inandığınız kaynaklar varsa bizlere iletmeniz halinde seve seve tüm arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın kullanımını açacağız. Bunun yanında özellikle yüksek lisans yapmış olan 50 arkadaşım için geri gelmişken istirham ediyorum, rica ediyorum. Yüksek lisans tezlerini bizlere aktarmaları halinde bu yüksek lisans tezlerini de Denetim Akademisi'nde yine konuyla ilgili meslektaşlarımızın bilgisine arz etmeye çalışacağız. Bu kısa bilgiden sonra Mehmet abinin baştaki cümlesinden hareketle sözlerimi kapatmadan önce denetim kavramında negatiflik var dedik ama bu negatiflik son yıllardaki kamu ve siyasi yönetim anlayışındaki memurlarımızın davranış şekli ve yönetimin, Maliye Bakanlığı yönetiminin başta mükellef hakları olmak üzere almış oldukları kararlar, keza incelemelerde uyulacak esaslar noktasındaki titizlikler neticesinde artık daha çok birbirlerini tanıyan, masanın iki tarafı olduğunun farkında olan ve devlet için en önemli gelir kaynağı olan verginin toplanmasında en önemli otorite olan esas itibariyle vergi dairesi müdürlükleri ve bu müdürlüklerin bir kardeş kuruluş olan mali müşavirlerin birlikte hareket etmesi gerektiği bilincine hepimiz varmış durumdayız. Bu nedenle başta Maliye Bakanlığı, Bakanımız olmak üzere yetkililerine yaşanmakta olan bu süreçlere olan katkılarından dolayı yeri gelmişken teşekkürü borç bilmekteyim. Bugün artık Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla aynı masanın etrafında, aynı geminin yolcuları, aynı vatanın evlatları olduğumuz bilinciyle rakip değil, bir ülkenin menfaati konusunda çalışan, sorumlu ve en önemli askerlik kadar önemli bir görev olan verginin toplanmasında, keza sosyal güvenlik gelirlerinin toplanmasında üzerimize düşen görevi yapan bir kurum olarak öteden beri belki kısmen hak etmediğimiz davranış şekillerinden vazgeçilmiş durumda. Bugün ne mutlu ki müdürlerimizle, bakanımızla ve siyasi olan otoritemizin temsilcileriyle dilediğimiz her an bir telefon mesafesinde görüşmeler yapabilmekteyiz. Buradan hareketle son olarak bu konuda şunu ifade etmek isterim ki dün Ankara Meslekte Birlik Derneği'nce Ankara'ya göreceli olarak uzak olan Sayıştay tesislerinde yapılan iftarımızda da Maliye Bakanlığı'nın Gelir Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve keza Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Müdürlerimiz nezdinde en üst seviyede katılım gösteriyor olması da baştaki cümleden hareketle bağlamak anlamında söylüyorum. Denetimdeki negatif kavramını artık pozitife çevirecek üzeredir. Sözümü buraya gelmeden önce irticali mi konuşsam, not alarak mı konuşsam diye uzun uzun düşünmüştüm ama mikrofona gelince söz bizi alıyor, başka yere götürüyor. Bazı arkadaşlarım da yeter artık uzatma diyor. Masalardan da başka konuşma sesleri geliyor. Uzatmayacağım. Ama özellikle meslektaşlarımız ayrılmasınlar. Onlara sürprizlerimiz olacak. Ne gibi? Yüksek lisanstaki hatıralarımız noktasında, yüksek lisansta yaşadıklarımız noktasında sohbetimiz devam edecek. Bu anlamda meslektaşlarımızın hemen aramızdan ayrılmamalarını istirham ediyorum. Sözlerime son verirken katıldığınız için özellikle Vergi Dairesi Müdürü üstadlarıma, keza uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda yöneticilik yaptıktan sonra Sayıştay'a savcı olarak geçen Genel Müdür Yardımcısı'ydı en son üstadım Veysel Karamat Sungur Beyefendi'ye, keza
İlhami Söyler Üstad'ın Maliye Bakanlığı'nda genel müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Sayıştay'a savcı olarak geçti ve şu anda da akademisyen olarak emeklilik döneminde başarılı hizmetler vermekte. Katıldılar, aramızdalar onlara ve bir dönem benim de başkanlığı yaptığım, yapmaktan gurur duyduğum meslekte birliklerinin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ve önceki dönem oda başkanımız Sayın Mehmet Okkal'ya. Şimdi unuttu der Nevzat Akkaya, onlar beni dün unuttular. Anons etmediler. Geri gelmişken bir Kırşehir olarak taşı gediğine koymak gerektiğini düşünüyorum. TÜRMOB'da başarılı hizmetler yapan denetim kurulu üyemiz, hemşerim, değerli kardeşim Nevzat Akkaya ve bu ortamı hazırlanmasında emeği geçen Sayın Mehmet Ertürk abime ve en önemlisi Bağımsız Denetçiler Derneği yönetimine ve Bağımsız Denetçiler Derneği bünyesinde oluşmuş olan Alfa Beta Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'ye ortaklarına teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diye bir kelime var biliyorsunuz, slogan hale geldi. Bizi izlemeye devam edin. Denetim TV'de ve Denetim Akademisi'nde güzel işler yapma kararlarındayız. Özellikle Denetim TV'si sizlerin katkısıyla gelecekte ülkemizin uzaktan eğitim veren bir televizyonu konumunda olacak umudundayız. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, önce sizi tanıyalım ve bu güzel geceyle ilgili, denetimle ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, ben Safa Varlık, Mahalle Müşavir Bağımsız Denetçi. Tabii bu güzel iftar yemeğini tertip eden dernek başkanımız Sayın Abdullah Çavuş ve ekibine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel günde, mübarek günde, Kur'an ayında bizleri bir araya getirdi. Denetimle ilgili güzel şeyler bahsetti. Özellikle Denetim TV'nin yayına geçecek olmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bize ayrıca da hocalık vazifesi verdi, dua etme fırsatı verdi, okuma fırsatı verdi. Bundan dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Mübarek olur inşallah. Memleketin için, geleceği için denetimin önemini her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu derneğin ve TV'nin bu konuda yapacağı faaliyetlere şimdiden ben çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür. Başarılarını diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sizi tanıyalım efendim. İyi akşamlar. Ben mali müşavirim. Semra Varlık, aynı zamanda belediye meclis üyesiyim. Bu güzel geceyle şu, denetimle ilgili neler söyleyeceksiniz? Eşim bağımsız denetçi. Onun için katıldım. Önleri açık olur inşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Duyalım ve bu güzel geceyle ben ilgili. Profesör Doktor İlham Söyler. Mali hukuk öğretim üyesiyim. Ben de denetim kavramının gerçekten alınış biçimi konusunda bir iki söz sarf etmek isterim. Maalesef Türkiye'de denetim denince denetimin dört tane biliyorsunuz fonksiyonu vardır. Telafi edici fonksiyonu, cezalandırıcı fonksiyonu, önleyici fonksiyonu ve caydırıcı fonksiyonu. Maalesef Türkiye'de denetim denince hep cezalandırma akla geliyor. Oysa bundan sonra inşallah denetimin cezalandırıcı fonksiyonu dışındaki önleyici, telafi edici ve caydırıcı fonksiyonlarına eğilmek gerekiyor. Bunu gerek meslekte birlik camiamız, gerekse Bağımsız Denetçiler Derneği, gerekse Denetim TV kanalıyla bizler de elimizden gelen yardımı yapmak suretiyle meseleyi çözüme kavuşturacağımızı umut ediyorum. İsmim Veysel Karahan Aksungur, Sayıştay Savcısıyım. Denetim hayatın olmazsa olmaz bir gerçeğidir. Denetimsiz bir hayat aslında karmaşa demektir. Denetim, iç denetim, dış denetim olarak da adlandırılabiliyor. İç denetim insanların içinde yasakçı dediğimiz bir ahlak anlayışı bana göre. Bu kişinin kendisini denetleyen kendi değerleri, değer ölçüleri ve kısmen de maneviyatı diyelim. Bu öncelikli olarak şart. Yani denetimin en önemli özelliği iç denetimi sağlamak. Ahlaklı bir toplum, dürüst bir toplum, objektif bir toplum. Diğer insanların hukukuna saygılı bir toplum olması lazım. Bu her zaman için mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle dış denetimde şart.
Dış denetimi tabii yıllarca geleneksel toplum olarak biz devletten veyahut da işte sivil toplum örgütlerinden bekliyor idik. Yeni bir çağdaş anlayış, modern anlayış artık bağımsız denetim diye yeni bir olgu çıkardı piyasaya. Artık denetlenen kişi parasını ödeyerek ve kamu adına özel şirketler, özel şahıslar denetim gerçekleştiriyor. Bu denetimin toplumsal bir gerçek olduğunu gösteriyor bize. Toplumsal bir gerçek olan denetimi yapan insanların maliyetini de yine insanlar karşılaması gerekiyor. Oysa ki uygulamada bu her zaman için mümkün olmuyor. İnsanlar hem denetimden kaçıyor hem denetimin masrafına katlanmaktan kaçıyor. Şimdi yeni yapılan bir yapılaşma ile insanlar denetime maliyetine de katlanarak toplumun gerekli kırdığı denetim standardına uygun yaşam biçimini, ilişkiler biçimini oluşturmaya çalışılıyor. Ve böylece sağlıklı bir toplum, açık bir toplum, sağlıklı ilişkiler, dürüst ilişkiler, sağlam ilişkiler inşallah vücuda gelecektir. Bu sağlandığı müddetçe, yani yaşamın standardını sağlıyor aslında denetim. Bu yapıldığı müddetçe toplum sağlıklı bir yapıya kavuşur. Artık insanlar belki denetime ihtiyaç duymadan bile standart davranışlar sergileyen bireyler olurlar. Tabii bu denetimin her zaman için geçerli olma şartını ortadan kaldırmaz. Denetim her zaman gerekiyor. Ancak denetim insanları keşke standarda sokmasa, insanlar kendi bilinçleriyle, kendi değerleriyle olması gereken davranışı sergilese. İnşallah toplumumuz oraya doğru gider. İnsanlar denetim olmaksızın doğru, dürüst, objektif davranır bir pozisyona gelirler diye düşünüyorum. Beklentim odur. Nevzat Akkaya, mali müşavirim. Aynı zamanda TÜRMOB denetleme kurulu üyesiyim. Bağımsız denetimle ilgili de düşüncelerimi aktarayım. Öncelikle böyle bir mesleki manada yeni gelişmeye vesile olduğunuz için Denetim TV ailesine, Badet ailesine ve dernek başkanımız Sayın Abdullah Çavuş üstadıma, hemşerime üstün başarılar dilerim. Her yüzyılda, çeyrek asırda veya yarım asırda, çeyrek asırda yeni meslekler doğabilmekte veya meslekler bitebilmekte. Bu manada bağımsız denetim dünyadaki birçok skandallarla beraber kamu denetçiliğinin dışında özel denetçiliğin mesleğe girmesiyle beraber önem arz etmekte. Dünyada bağımsız denetim uzun yıllardır uygulandığı halde ülkemizde 82 yılda özel bankalarla yabancı şirketlerin girmesiyle hız kazandı. Bugün için denetim firmaları, yabancı denetim firmaları ülkemizde hakimken yeni yeni kurulan denetim firmalarımızda inşallah sektörde Türk firmaları da söz sahibi olacak. Bu manada limitlerin aşağı inmesiyle beraber benim kendi kişisel kanaatim Türkiye'de 10 milyon civarına düşeceği, diğer işçilik ve işçi sayısının ve diğer aktif pasif büyüklüklerinin öneminin kalmayacağı, 10 milyon cirosu olan bütün firmaların bağımsız denetime tabi olmasıyla beraber de ülkemizdeki bağımsız denetimin öneminin artacağı yönünde bir fikre sahibim. Bu manada da iş denetim tabii ağırlıklı olarak denetime tabi olan firmalarda gerekecek. Bunun için de bütün meslektaşlarımızın iş denetime de yönlenmeleri gerekmekte. Bunun dışında yeni meslek alanlarıyla bağımsız denetim birleşmesiyle de bu dediğim gibi 100 yılda kaybolacak olan mesleğimizi yeni meslek alanlarıyla daha da genişleterek devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Kocaer, ben de bu öncelikle Denetim TV ve Badet için hayırlı olmasını istiyorum. Denetim bence bir güvencedir. Yani başkanımızın söylediği gibi denetim her ne kadar ismi korkutsa bile aslında denetim kişinin kendini güvenceye alması demektir. Olaya böyle bakmak gerekiyor. Yani çünkü şirketlerin denetiminde de her türlü denetim aklınıza geldiği zaman otokontrol sağlıyorsunuz. Kendinize bir güvenceye alıyorsunuz. Nedir? Bu fayda sağlamada bu denetimin güvenceye alması şirketler açısından finansal tablolarındaki hileler, kredi verenler, üçüncü kişiler, şahıslar, banka kuruluşları falan bu denetimde güvencesini sağlıklı ve faydalı olacağına inanıyorum ben.
Teşekkür ederim. Ben Mehmet Okkalı. Şu an Ankara Mali Şahri Odası'nın yönetim kurulu üyesiyim. Geçen dönem oda başkanıydım. Denetim tabii ki çok önemli mesleğimizde. Geleceğimizin mesleği gözüyle bakıyoruz. Ancak bazı sıkıntılarımız var. Şu an meslekte istediğimiz seviyeye gelemedik. Bunun en büyük sebebi de şu an anonim şirketlerin denetimi boşlukta. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Daha önceden anonim şirketlerde bir denetim kurulu vardı. Bu denetim kurulu hasbelkader işi bilsin ya da bilmeyen bir kişilerden oluşur. Ama yine de şirketin bir denetimi yapılırdı. Yeni bu denetim yasası çıktığı zaman bütün şirketler bağımsız denetime tabi olacak şeklinde çıktı. Daha sonradan siyasi erk ve ticari kesim bunun yanlış bir uygulama olduğunu, finansal yönünün ağır basacağı şeklinde hatalı bir karar vererek bunu ertelettirdiler, yasanın içeriğini değiştirdiler. Belirli ciroları aşan firmaları ve belirli sayıda işçileri aşanları tabi tuttular. Ama düşünün şimdi yüzlerce ortağı olan anonim şirketler var. Bu anonim şirketleri kimler yönetiyor? İçerlerinden seçilen yönetim kurulu yönetiyor. Peki bu yönetim kurulu bir hile yapsa, zimmetin suçu yapsa, şirketi yanlış yönetse, şu an kim denetliyor? Hiç kimse denetlemiyor. Yani bunun bilhassa en kısa zamanda düzeltilmesi gerekiyor. Anonim şirketleri muhakkak şu an uzman bağımsız denetçiler tarafından, çünkü bir sürü ruhsatını almış olan arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız tarafından denetlenmesi ve üyelerinin haklarının korunması, ortaklarının haklarının korunması çok önemli diye belirtmek istiyorum. Ben Sebahattin Palabek, Yeminli Mali Müşavirim. Biz Sayın Bağımsız Denetimle ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çıktıktan sonra ilk oluşumu Sayın Başkanımız Abdullah Çavuş'la beraber yaptık. Ondan ilgili de bir şirket kurduk. Ben daha önce Turmop Denetleme Kurulu üyeliği yaptığım için denetimin de ülkemiz için elzem olduğunun farkındayım. Fakat maalesef Kamu Gözetim Kurumu'nun bu işi biraz tabii siyasi nedenden dolayı ya da ülkemizin bulunduğu şartlardan dolayı biraz işi ağırdan alması, ki doğal bu da tabii. Yani ülkemizin buna tam hazırlık değil. Ondan dolayı biraz ağır gidiyor ama bu sene Kamu Gözetim Kurumu'nun bu işin üzerinde de denetim yapan firmalarda artık ciddi cezalar ve kontroller yapması nesilesiyle daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Nasıl ki bir ülkenin olmazsa olmaz bağımsız yargı, bağımsız organlar olması gerekiyorsa, ben aynı şekilde ileriki gelecekte bağımsız denetimin de bu üç sacayanın dördüncü sacayı olarak oturacağını düşünüyorum. O yüzden inşallah ülkemizde de bu ekonomik sıkıntılar atlattıktan sonra bağımsız denetim ve şirketlerin de bu bağımsız denetimle ilgili özellikle halka açık borsaları şirketlerin de bağımsız denetimle ilgili raporların sağlıklı yayınlanırsa buna yatırım yapan kişilerin de daha güvenli bir şekilde yatırım araçlarına yönleneceğini düşünüyorum. Doçent Doktor Murat Demet, denetim önceden ortaya atılmış olan iddia ve savların belli bir ölçütlere dayanarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe uygulamaları genel tebliği gereğince karar alıcılara objektif bir şekilde sunulmasını sağlayan sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Tabii bu sürecin işlenebilmesi için denetim faaliyetini yapacak olan kişilerin denetim yordam ve yöntemleri ve denetim tekniklerine haiz, yani sahip olması gerekmekte. Son çıkan yasalara göre de bağımsız dış denetim aslında büyük bir çerçeve ve geniş kitlelere yayılmakta olup aslında denetimin çerçevesini de şekillendirmekte ve daha da arttırmaktadır. Yeni TTK'da ortaya çıkan normlar aslında denetimin geçmişten gelen denetime bakılan olan olumsuz inancı da kırmaktadır. Dolayısıyla bağımsız dış denetimin şu an geldiği nokta kriter olarak uygundur. Daha iyi noktalara gelecektir muhakkak. Söyleyeceklerim bunlar. Oğuz Nihat Alkan, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği Başkanıyım. Hocam, denetimle ilgili, Denetim TV ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Denetim TV'yi ben çok güzel buldum ve çok da başarılı, akılcı buldum bu çalışmayı. O açıdan Sayın Abdullah Çavuş Başkanım nezdinde tüm dernek yönetimini kutluyorum, tebrik ediyorum bu değerli ve başarılı çalışmalarından dolayı. Denetime gelince ben tabii ki bir Mali Müşavirler Derneği Başkanı olarak Mali Müşavirler mesleğinin temelinin muhasebe, tavanının da denetim olduğuna inanıyorum.
bu iki şey birbirinden ayrılmaz diye, olgu diye düşünüyorum. O açıdan bir bütün olarak her zaman değerlendirilmesi gerektiğini, mesleğin ayrışmaya gitmemesi gerektiğini o açıdan çok önemsiyorum. Gücün bir şekilde kesinlikle ayrışmaması, gücün zayıflamaması gerekir mesleki alanda diye düşünüyorum. Mali müşavirlik mesleğinde tabii ki tavanı denetim olduğu için bu açıdan Bağımsız Denetim Derneğimizin çalışmalarını da çok önemsiyorum. Çok tebrik ediyorum çalışmalarını. Ahmet Dulkadiroğlu, Kırşehir Dulkadirliyim. Dikim Ev Vergi Dairesi Müdürüyüm. Denetimle ilgili ve mevcut yaptığınız çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Mesleki faaliyetlerinde içeren Dört Sözüm Var isimli bir kitabım yayınlandı. 555 sayfa. Bu konuda hem denetim, hem vergi, hem de sair konularda açıklamalar var. Ondan önce 2002 yılında Dünden Bugüne Dulkadiroğulları Kırşehir'in Kavmi Yapısı isimli bir kitabım yayınlandı. Bir şiir kitabım da şu anda basım aşamasında. Yani hem sayıların dili hem gönlün dilinden bahsediyorsun. Bahsediyorum. Evet, evet. Yani Dört Sözüm Var derken Karacaoğlan'dan esinlenerek. Karacaoğlan der ki, size bir dört sözüm var, sakın unutma. Bir öğren, bir öğret, bir oku, bir yaz. Kırşehir'de olunca Aşık Paşa'nın, Yunus Emre'nin, Aşık Said'in, günümüzde Neşet Ertaş'ın memleketinden olunca Şemsi Yastıman'ın, kim sorar ki bunu yazdın ne diye, gelecek nesile kalsın hediye. Kırşehir'de doğdum, Türkmenim diye her yerde göğsümü germek isterim. Efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mehmet Ertürk, Bağımsız Denetçiler Derneği BADET'in başkan vekiliyim. Alfa Beta Bağımsız Denetim Şirketi'nin kurucu ortaklarından ve ilk yönetim kurulu üyelerindenim. Bugün birlikte düzenlediğimiz iftar yemeğinde çok değerli BADET mensuplarıyla, çok değerli üstadlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum şu an. Güzel, hoş bir yemek oldu. Denetimle ilgili sorunları ve denetim mesleğinin geleceğini Sayın Başkanımız Abdullah çok güzel ifadelerle anlattılar. Biz de bilgilendik. Şimdi temennimiz, geleceğe yönelik temennimiz, sizlerin de destekleriyle ve katkılarıyla şu anda sadece internet ortamında izlenecek olan Bağımsız Denetim TV'nin, daha yalın bir tabirle Denetim TV'nin gündelik hayatta kariyer anlamında bu işi düşünenler için özellikle söylüyorum, çok aktif bir rol üstlenmesi. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çok eğitici ve çok yönlendirici. Belki de ülkemizde birçok insanın geleceğinde bu benim mesleğim gözüyle baktığı yeni bir alanın spektrumunun genişlemesine bu nedenle vesile olacağız. İnşallah hep birlikte bunun mutluluğunu yaşayacağız. Burada bulunmaktan özellikle bu akşam için söylüyorum. Bu mübarek Ramazan akşamında burada bu değerli arkadaşlarımla bir araya gelmekten çok büyük bir mutluluk duydum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Recep Recai Çiftçi. Evet. Ankara mı? Evet. Evet. Denetimle, Denetim TV ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Denetimle ilgili biz 94'ten beri başkanla beraberiz. Bütün her yola beraber girdik. Bu denetim işine de beraber başladık. Zaten dernek kuruluşunu beraber yaptık. Ondan sonra onlar kurslara katıldılar. Biz katılamadık tabii. Onlar bu denetim firmasını kurdular. Biz ortak olmadık ama daima onların yanındayız. Denetim güzel bir şey. Yani ülkenin geleceği açısından, şirketlerin geçerliliği açısından, yani borsanın ve her şeyin düzenli olması açısından güzel bir şey. Denetimde ve başkanımın sayesinde, daha doğrusu Alfa Beta bugünkü bu duruma geldiyse Sayın Abdullah Çavuş sayesinde gelmiştir. Çünkü onun sürekli eğitime verdiği katkı, bilgisi, tecrübesi ve çevresiyle yaptığı etkinlikler çok güzel. Ve bugün Ankara'da bir
dernek oluştuysa, bir denetim firması oluştuysa bunda Abdullah Çavuş'un etkileri çok büyüktür. Ben başkanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Yani denetimin daha ileride iyi olacağını, Alba Beta'nın daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim ilgili neler söyleyeceksin? Evet, ismim Hasan Aydın. Ben de bağımsız denetçiyim. Maliye Bakanlığı'nda uzun dönem görev yaptık. Şimdi de denetim bağımsız denetçi olarak çalışıyorum. Denetim Türkiye'de yeni bir yol, yeni bir biçim kazandı. Bu da bağımsız denetçiler aracılığıyla gerçekleşecek. Bunun ülke ekonomisinde de çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Yani klasik bir denetimden mükellefleri yönlendiren, yatırımlarına kaynak temin etmek bakımından, kendilerini yapacağı yatırımların doğruluğu bakımından, ülke ekonomisine katkı bakımından çok büyük faydalar getireceğine inanıyorum. Türkiye'de Bağımsız Denetçiler Derneği'nin ilk kuruluşu olan BADET Bağımsız Denetçiler Derneği Abdullah Çavuş'un önderliğinde gerçekleşmiştir. Abdullah Bey vizyonu misyonu olan bir arkadaşımızdır. Biz de kendisine her konuda destek olmak üzere o zamandan bu zamana birlikteyiz. Bundan sonra da çok daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ülkemize de, meslek mensuplarımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizler, ben de teşekkür ederim. İsmim Cenk Altıntaş. Bağımsız Denetçiler Derneği üyesiyiz. Hep beraber yüksek lisansı Abdullah Başkanımızın dediği gibi tamamladık. 45 yaşından sonra eskiye dönmek çok keyifliydi. Bu arkadaşlarımızla beraber biz arka sıradakiler, dersi kaynatan, sınıfta kopya çeken, yani hocalarımız duymasınlar ama yani çektik. Maalesef biz bu kopyaları çektik. Özellikle Ebu Bekir Bey'in de söyleyecekleri çok şey var. Yani ders kaynatmak da üstüne yoktur. Bir de mikrofonu ona uzatalım. Ama en başarılı ekip de bu. Puanları en yüksek olan da biziz yani. Onu da ayrı. Ahmet Balsam'ım ben. En başarılı arka sıradaki arkadaşlarımız da. Öndeki arkadaşlarımız hep yarış halindeydi böyle birlikte. Ama ben bir şeyi söylemek istiyorum. Biz bağımsız denetçi olurken 6 dersimiz vardı. Abdullah Bey işte üniversiteye de gidelim falan, yok artık ya olur mu falan gibilerinden. Ama baktık oldu. Yani hani böyle grup halinde yapılan işler her zaman olmuyor, tutmuyor. Ondan sonra dedi ki şirket kuralım. Alfa Beta şirketini kuralım. Hayda, o da oldu. İlginç, Türkiye'de 40 kişilik bir şirket gitmesi, yürümesi, 2-3 yıl devam etmesi falan kolay değildir. Bir de şimdi televizyonumuz olmuş bizim. Onu bugün öğrendik. Hayırlı olsun derneğimizin. Vay, çok güzel. Rakibiz. Uluslararası firmalara rakibiz yani. Rakibiz. Evet, sizi tanıyalım. Siz Mahir Akyol. Valla ben de arkadaşların arasında sessiz destek veriyordum. Şimdi seslendirecek bir mecra. Yok valla. Fazla seslendirecek pek bir şey yok bende. Ben arkadaşa devredeyim. Evet, siz tanıyorum efendim. Mustafa Orman. Öncelikle hayırlı olsun Denetim TV'miz. Benim bir sloganım vardı bu yüksek lisansa başlarken. Ankara Mali Müşavir Odası'na denetleme kurulu başkanı olacağım. Ama yüksek lisansta denetim alanında, denetim yüksek lisansını yaptıktan sonra olacağım gibi bir söylemle çıktık yola. Ve bunun sonucunda geçen yıl Ankara Mali Müşavir Odası'nın seçimle denetim kurulu başkanı oldum. Zorla da olsa olduk yani. Zorla da olsa ekip sürekli gelişiyor anladım. Ekip tam destek verdi. Mücadeleyi yaptık ve başardık. İnşallah bundan sonra daha güzel günler bizi bekliyor diyorum. İnşallah. Siz tanıyorsunuz. Ebu Bekir Kipel ismim. Biz arka sıra grubunun en dinamik figürüyüm ben. Biz aslında yüksek lisansta en iyi başarıyı biz elde ettik ama bir şekilde Abdullah Bey sınıf başkanı olmanın avantajını kullanarak hocalarla kurduğu yakın diyaloglarla masada işi bitirdi ve birinci oldu. Hala o içimde bir ukde yani, o nasıl oldu? Rakiplik devam ediyor. Evet, rakiplik devam ediyor. Noyan Bey'in ciddi desteği oldu Abdullah Bey'in birinci olmasında ama hala arka sıra ekip olarak Abdullah Bey'in birinci olduğunu biz Noyan Bey'e mi çözemiyoruz. O bir muamma yani. Denetim TV'nin gerçekten çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Bu konuda biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz tanıyalım. İsmim Sedat Selçukhan. Biz de yüksek lisansla beraberdik. Arka sıradaki ekiptendik. Evet. Ama biz tabii arka sıranın da arkasındaydık. Ama Denetim TV'ye başarılar diliyorum. Yani hepimizin adına hayırlı olmasını diliyorum.
kadar yani. Teşekkür ediyoruz. Denetim TV böyle güzel desteklerle de daha iyi bir noktaya gelecek diye umut ediyoruz. Desteklerimiz her zaman sizinle. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet Abdullah Bey, güzel bir iftar yemeğiydi. Hem katılımcılar anlamında, entelektüel birikimde, bu sektörde, bu alanda çalışan hem kamuda hem özel sektörde çalışanların güzel bir birlikteliği söz konusu. Hem de güzel bir finalle, bir evlilik olayına, tarihi bir güne şahitlik olduk. Önce tebrik ediyoruz sizi. Siz özet olarak tabii güzel bir konuşma yaptınız. Neler söyleyeceksiniz final olarak? Ben öncelikle katıldınız. Denetim TV organizasyonumuzun bir yapı taşısınız. TRT'deki önemli hizmetlerinizi burada bizimle paylaşmaktasınız. Bu anlamda size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Keza Kanal Siyaset burada bugün bize yardımcı olmaktalar. Bu birikimlerinizden ileride istifade edeceğiz. Daha iyi işlere birlikte imza atacağız düşüncesindeyim. Güzel bir akşam oldu. Katılanlara, emek verenlere hepsine teşekkür ediyorum. Bağımsız Denetçiler Derneği Denetim TV ile özellikle sizlerin katkı vereceği Denetim Akademisi ile bu salonları eğitim salonu olarak da kullanmaya karar verdik. Ve yapacağı diğer faaliyetlerle Türkiye ekonomisine damga vurma iddiasında olan bir dernek. Özelinde de arkadaşlarımızla röportajları yaptınız. 50 arkadaşımız bu konuda yüksek lisans yaptı. Bazı arkadaşlarımızın benimle ilgili yüksek lisanstaki sınıf başkanlığını onların elinden almamın yanında sınıf birincisi olduğuma ilişkin iddialarını da duydum. Ama notlar ortada. Halep oradaysa Arşın burada. Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar, matematik yalan söylemez. Bu anlamda onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte özellikle Denetim TV ile yapacağımız etkinliklerin Türkiye ekonomisinde bir çığır açacağını düşünüyorum. Şöyle ki denetimin hep negatifliğinden konuşuldu şu ana kadar. Halbuki denetimin riskin erken tespit edilmesiyle ilgili bir yönü var ki Türkiye gibi dövizin durağın olmadığı ve uluslararası ekonomik krizlerden çabuk etkilendiği ortamlarda özel şirketlerin bilançolarındaki döviz cinsinden borçlanmaların bilanço analizleri yapılmak suretiyle borcun ödenip ödenmediğinin tespiti noktasında da bağımsız denetçilerin raporlarına ihtiyaç vardır. Bugün 500 milyar dolar olduğu söylenen bir borç stoğumuz var ama bunun belki 3'te 2'si özel sektörün borcu. Bu anlamda özel sektörün bağımsız denetçiler tarafından denetlenip denetimin önemini özel sektörü anlattıktan sonra bu olası döviz cinsinden borçlanmalarının gelecekteki ödenip ödenmeyeceği yönündeki dünya piyasalarında konjonktür ve riskleri de takip ederekten değerlendirilmesi ve rapora bağlanması gerekir. Belki bundan sonraki ekonomik krizlerin temel tetikleyicisi özel sektörün borçlarının dönmemesi olacak. Bu anlamda özel sektöre bir uyarı görevi yapacak olan bağımsız denetçilerin kıymetini öncelikle özel sektördeki firma sahiplerinin anlaması gerekmekte. Keza bugün konuşmamda da ifade ettiğim üzere Enron yolsuzluğu vardır ki şirketin genel müdürünün, CEO'sunun, muhasebe müdürünün, denetim elemanlarının karıştığı çok büyük bir yolsuzluktu. Artık yolsuzluk denince sadece kamu yolsuzluklar değil, şirketlerdeki kamusal ağırlıklı olmayan şirket çalışanlarının şirketin içini boşaltma yolundaki yolsuzlukları var ki buna beyaz yaka suçlar diyoruz. Hile ve finansal tablolar konusunda uzmanlaşmış insanlar tarafından ortaya çıkabilecek yolsuzluk türleri. Bu anlamda derneğimiz Eğitim Akademisi ile ve Denetim TV ile bu tür uzman kişiler yetiştirmek için gayret sarf edecek. Efendim bu güzel gece ve yaptıklarınız için biz de teşekkür ediyoruz. Denetim TV ile bütün kamuoyuna ve ülkemize birlikte hizmet edeceğiz umuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Teşekkür ederiz.